Demokrasilerde bütün oylar saygıdeğerdir elbette ki. Evet oyu da hayır oyu da saygıdeğerdir. Ancak hayır oylarının daha doğru olacağını düşünüyorum şu nedenlerle. Bu da sorunuzun cevabı oluyor aynı zamanda. Paket 18 maddeden oluşuyor. Esas olan 15 maddedeki düzenlemelerdir. 15 maddedeki düzenlemelerin ana hedefi Türkiye'yi parlamenter sistemden koparıp bir başka sisteme taşımaktır. Bunun adı hükümet sistemi değişikliği değildir. Örnek veriyorum, İtalya'da parlamenter sistem var. İtalya'da parlamenter sistem değişse, bir başka başkanlık sistemine geçiliyor olsa, örneğin onlar Amerika'daki başkanlık sistemini alıyoruz deseler, bunun adı hükümet sistemi değişikliğidir. Ama bizde yapılmak istenen böylesi bir hükümet sistemi değişikliği değildir. Bütün yetkiler tek bir kişide toplanırsa, bu kişi A kişisi olabilir, B kişisi olabilir. İsimlendirmeyi, birisine bunu yakıştırmayı doğru bulmuyorum. Yani bu muhtemel birisini düşünerek onu tarif etmekten kaçınmak değil. Samimi kanaatim bu. Kimin cumhurbaşkanı olacağını, kimin bu yetkileri kullanacağını bilemeyiz. Ama bütün yetkileri tek bir kişide toplarsanız bunun Türkiye'ye etkisi son derece olumsuz olur. Nedir bu bütün yetkiler? Bir örnek vereceğim. Hakimler Savcılar Kurulu. Ne yapar bu Hakimler Savcılar Kurulu? Şu andaki HSYK. Onun yerine Hakimler Savcılar Kurulu geliyor. Oradaki yüksek kelimesi çıkıyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki yüksek kelimesi çıkıyor. Ne yapar bu HSYK? Hangi mahkemeye hangi hakim atanacak? Onun kararını verir. Yani Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bir davaya hangi hakimin bakacağına HSYK karar verir. Eğer bu HSYK yeni adıyla, öngörülen adıyla daha doğrusu HSYK Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği kişilerden oluşacaksa, vatandaş Ahmet'in Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davasına hangi hakimin bakacağına Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi demektir.